Babamla halam uyanmadılar mı daha? Yok, öyle güzel uyuyorlardı ki kıyamadım uyandırmaya. Onlar da uyanınca yerler artık. Şey, abi, sana bir şey söyleyeceğim ama kızmandan korkuyorum. Ya ufaklık, tamam arada sırada sesimizi yükseltiyoruz ama yine de o kadar gaddar biri değiliz değil mi? Kızacak bir şey değilse kızma, hadi söyle. Neyse boşver. Ha, bak buna kızarım işte. Madem başladın lafı tamamlayıver. Ya dün gece garip garip rüyalar gördüm. Hayrola, ne gördün söyle bakayım. Böyle Meral Hanım'la sen evleniyordunuz. Ne? Meral Hanım'la ben evleniyor muydum? Bana baksana. Sen dün gece ya çok yedin ya da üstün açıkta kalmış. Vallahi abicim, ne çok yedim dün gece ne de üstüm açıkta kaldı. Ne o zaman? Ne demek istiyorsun sen ha? Yok canım, bir şey demek istemiyorum. Yani rüya bu işte. Ne göreceğimizi önceden kestiremiyoruz tabii. Sen ve Meral Hanım. Yani önceleri ben de inanamadım ama sonra dedim ki olur mu olur yani. Olmaz canım. Olmaz İlkay öyle saçma sapan şey, tamam mı? Bir daha da duymayayım böyle şeyler. Tamam abicim, öylesine yani, bir şey dediğimden değil. Deme İlkay, rüyanda da gör. Kadıncağız iki çocuğuyla hayat mücadelesi veriyor. Kalkmış bize güvenmiş, bizi yanına almış. Senin dediğin lafa bak. Rüyanda da görme. Görürsen de bana anlatma, tamam mı? Tamam abi, kızma. Rüya işte. Otur sen, otur. Ben de çayını tazeleyeyim. Aman da halasının incir reçeli uyanmış. Günaydın. Günaydın. Ben bugün Emine'yle gideceğim okula. Çok özledim. Tamam. Otur kahvaltını yap. Emine'yi alıp gideriz. Ya ne bakıyorsunuz öyle? Bu kız benim düşmanım mı? Allah Allah. Hadi kuzucuğum, geç kahvaltını yap. Bak babaanne dedi Emine'yle beraber gidecekmişsiniz. Yemeyeceğim. İnat etme. Eşek sıpası. Bak yağda yumurta var. Ben yağda yumurta sevmiyorum. Yok ya. Abi. Allah Allah. Of of. Geç bakalım. Bari bunu olsun yapalım komşu kızı. Belki gönlünü alırız. Nerede ki bu kız? Bilmem. Evde olsa açardı. Hadi gidelim bari. Demek ki erken gitti. Ben Emine'yi çok özledim. Onu göreceğim. Bugün okula da gitmeyeceğim. Ha, bugün okula gitmeyeceksin Özgür Efendi, öyle mi? Evet. Zaten toplantı var. İkinci dersten sonra bırakıyorlar. Gitmemezlik olmaz Özgür Efendi. Şimdi okula gideceksin, tamam mı? Madem erken çıkıyorsun, seni beklerim. Sonra kafeye gideriz, Emine ablanı orada görürüz. Tamam mı? Hadi bakalım, yürü şimdi. Yürü, hadi. Günaydın ablacığım. Günaydın canım. Sıcak su var mı? Ben de bir kahve alayım. Var canım, kettle'da vardır. Ablacığım, hala bana kızgın mısın? Kızgınlık değil de üzüldüm diyelim Meral. Bütün gece düşündüm. Benim iyiliğim için gidip Rauf'la konuştuğunu söylüyorsun. Kardeşim Nazan'ı bulmasını istediğini söylüyorsun. Sadece benim için. Ama gerçekten öyle ablacığım. Yani sen çok üzülüyordun. Ben de Nazan'ın nerede olduğunu bilse Rauf bilir dedim. O yüzden ona gittim. Ama Rauf beni hayal kırıklığına uğrattı. Karışma dedi.
Geçmişi deşme, pislik çıkar dedi. Ne pislik çıkacaksa. Meral, benim için yardım istediğin adam Rauf. Benim hayatımı mahveden adam. Ya en iyi sen biliyorsun. Rauf bana ne yaptı? 5 parasız ortada bıraktı Meral. Biliyorum ama o reddediyor. Abla, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Ama ben Rauf'u da severim. Yani bugüne kadar bana hiçbir kötülüğü dokunmadı. Ben de aranızdaki kavganın bir yanlış anlaşılmadan olduğunu düşündüm. Abla çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim, ne olur. Tamam canım, tamam. Üstünde durulacak bir şey değil bu. Geçti gitti. Eskiden olsa bütün gemileri yakardım Meral. Ama Nazan'la yaşadıklarım bana o kadar çok şey öğretti ki. İnsan yaşadıklarından öğreniyor, değil mi? Çok sağ ol. Çok canım, teşekkür ederim. Canım. Ben de bir daha kendi başıma böyle salakça kararlar vermeyeceğim, tamam? Biliyorum çok aptallık ettim. Ama ne bileyim, yani Nazan'ın yerini Rauf'tan başka kimse bilmiyor ki. Onun için Rauf'a gittim. Sen demiştin ya Rauf'la kavga ettiler, sonra da Nazan çekip gitti diye. Bilmiyorum. Başka kim bilebilir ki Nazan'ın yerini? Galiba biri var Meral. Nasıl ya? Kim abla? Şerefsiz. Merhaba Selam Bey. Merhaba Nermin Hanım. Ablacığım söylesene kim? Ay Meral, sonra konuşuruz. Benim hemen gitmem lazım. Gel. Merhaba abi. Merhaba Yaşar. Yine kötü bir haberim var. Bugün hiçbir şey benim keyfimi kaçıramaz. Anlat bakalım. Şirketin muhasebecisi aradı. Selami yine şu paravan şirketin hesabından para çekmiş. Bu adam iyice haddini aştı abi. Ne yapacağız? Bak sen sivri zekalı ya. Benimle aynı sofrada yemek yedi diye kendisini bir şey zannediyor ha? Aslana özenen çakal misali. Yaşar, şu Selami'nin kulağını bir çek. Beni bu işe bulaştırma. Konuş ki yaşamak için bir şansı olsun ha. Tamam abi. Eyvallah. Şansını çok zorluyorsun Selami. Çok. Afiyet olsun. Teşekkürler. Al bakalım. Teşekkür ederim. Anne bak, dalgalar çok güzel olmuş. Ay evet tatlım. O lacivert lekeler ne? Onlar rumuz balıkları. Tabii canım, haklısın. Ay çok şeker olmuş bunlar ya. Anne ya, ben bu problemi çözemiyorum. Tamam biraz sabret. Şimdi yetişiyorum imdadına. Dur canım. İşte Şerif abiniz de geldi. Yaşasın, ona sorun. O bilir ve benim kafam basmıyor matematiğe Defne. Şerif abi hoş geldin. Vay Şerif ablacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor bakalım? Şerif abi gelsene. Gelelim. Sen mi yaptın bu resmi? Hı hı. Aferin. Vallahi çok güzel olmuş ha. Biliyor musun? Ben bir gemi çizerim. Görenler Demli'ye benzetir vallahi. Sana da yapayım mı sonra? Şerif abi, ben bu soruyu çözemedim. Dur bakalım ablacığım. Bir görelim hele. Bir terzi günde 30 gömlek dikiyor. Her gömleğe 6 adet düğme ve her düğme içinde 10 santim ip kullanıyor. Buna göre bir terzi günde kaç santim ip kullanıyor? Ya bizim zamanımızda da böyle zor muydu matematik soruları? Bak ablacığım şimdi. Özgürcüğüm,
Sen niye burada tek başına oturuyorsun? Yanımıza gelsene. Ben Emine'yi görmeye geldim. Tamam. Ama Emine çarşıda, birazdan gelecek. Hadi gel yanımıza. Hadi kalk. Gel bakalım buraya otur. Aferin. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz? Harika bir Emine tatlısı yiyoruz. O ne? Unutma beni tatlısı. Kızlar siz de yer misiniz? Evet. Tamam. Yavuz, bize 5 tane getir olur mu? Hemen abla. Şimdi her düğme için 10 santim. Bir gömlekte 6 düğme. O zaman ne diyor? Tamam güzelim. Beğenmediysen bir üst modeliyle değiştiririz. Hani ben sen daha böyle spor, küçük arabayı sevdiğin için onu almıştım. Ama basıyor beni, üstüme üstüme geliyor diyorsan ben sana uzay mekiği bile alırım hayatım. Durun, ben seni daha sonra ararım güzelim. Bakıyorum zimmetine geçirdiğin paraları nereye saçacağını şaşırmışsın. Oo Yaşar, hoş geldin, buyur. Gel. Bırak lan daha kavukluğu, otur. Yine şirketin hesabından para çekmişsin Selami. Ya Selami, sen bizi adam yerine koymuyorsun herhalde. Bizim lafımız laf değil mi lan? İlla bir şey anlaman için kafana mı sıkmamız gerekiyor? Bak Yaşar Bey kardeşim. Sus lan! İcabını da onu da yaparız Selami. Ama bunca yıllık hukukunuz var abiyle. Bunu da kanla kirletmeyelim istersen. Ya tamam da Yaşar, siz de sadaka veriyorsunuz sanki. Aldığın para battığın pisliğe değmiyor. Bana bak Selami. Al paranı otur aşağı kardeşim. Eğer bir daha bununla yetinmeyip şirketin hesabından para çekersen, hakkından fazlasına el uzatırsan o eli keseriz Selami. Yemin olsun keseriz. Bundan böyle piyasada adın Çolak Selo dayanılır. Eyvallah. Bence de. Bitsin, bir tabak daha yiyeceğim. Biliyor musunuz çocuklar? Emine ablanız bu tatlının tarifini kafasından uydurmuş. Sahi mi? Ben de evde yaparım o zaman. Ben de. Yandık desenize. O mutfağın halini düşünemiyorum artık. Anne, hatırlıyor musun? Bir kez patatesli yumurta yapmıştım. Ay nasıl unuturum? Haftalar sonra bile duvardan patatesleri, yumurtaları kazıdık. Artık kendini nasıl kaybetmişse. Aa Emine. Hadi dur dur. Şu son lokmanın da hatasını ondan sonra gidersin. Merhaba Emine abla. Merhaba kızlar. Fındım, sen ne zaman geldin? Daha demin geldim. Sabah da senin evine geldik, yoktu. Öyle mi? Aman aman ablacığım, dur dur dur. Dökeceksin. Yaklaş bakayım. Aç ağzını. Ay Emine, çocuklar bayıldılar tatlıya vallahi. Şerif, İşimiz var artık. Her gün bu tatlıdan yemek isteyecekler. Eline sağlık Emine abla. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızlar. Oho! Emine her şeyi çok güzel yapar. Değil mi Emine? Bana bu tatlıdan kaç kez yaptı. Değil mi Emine? Fındığım, benim azıcık işim var mutfakta. Hadi sen tatlını ye. Ben birazdan gelirim, tamam mı? Hadi kızlar, bitiriyoruz. Sen su istiyordun değil mi? Aç. Allah'ım, ben bu kadarına nasıl dayanacağım? Şerif sahiplendiği yetmiyormuş gibi bir de Özgür de sahipleniyor Meral Hanım. Mutlu aile tablosu işte. Hangi rüzgar attı sizi buralara? Merhaba Selam Bey. Ben habersiz geldim ama çok vaktinizi almayacağım. Tabii, ne demek. Buyurun oturun. Bu arada bir şey alır mısınız? Çay ya da kahve? Hayır, bir şey almayacağım. Teşekkür ederim. Selam Bey, benim bir konuda sizin yardımınıza ihtiyacım var. Hayırdır? Nazan'ı hatırlarsınız, kız kardeşim. Ha evet, hatırlıyorum. Rauf'un mağdurlarından biri. Rauf'la arasında yaşananları da hatırlıyorsunuzdur o zaman. Hatırlıyorum evet.
İster istemez şahit olmuştum yaşadıklarına. Ralph yakın arkadaşımdı ne de olsa. En azından o zamanlar. Şimdi çıkarcı, bencil adamın teki oldu. Benimle aynı düşünmenize sevindim. Selam Bey, bakın ben lafı dolandırmayacağım. Nazan yıllar önce bizi terk edip gitti. Hem de ardında hiçbir iz bırakmadan. Neden gittiğini de tahmin ediyorsunuzdur. Şimdi ben kız kardeşimi bulmak istiyorum, ne olursa olsun. Yani düşündüm de, belki siz bir şeyler biliyorsunuzdur. Küçücük bir ipucu bile beni Nazan'a götürebilir. Keşke yardımcı olabilseydim. Ama inanın gerçekten bilmiyorum nereye gittiğini. Bence yani benim şahsi görüşüm, Nazan'ı bulmasanız daha iyi edersiniz. Siz de bilirsiniz ki Rauf'un girdiği, bulaştığı bütün hayatlar paramparça olmuştur. Hele ki bu hayat bir kadının hayatıysa. Muhtemelen kardeşinizi bulduğunuzda görecekleriniz pek hoşunuza gitmeyecek. Zavallı kadınlar. Şimdi de gencecik bir kıza takmış kancayı. Acıyorum vallahi. Sanırım ben kimden söz ettiğinizi anladım. İlkay değil mi? Selam Bey, bu konuda ne biliyorsanız bana anlatmak zorundasınız. Rauf'un kadınlara nasıl yaklaştığı ortada. Jestler, hediyeler ama asıl amacı hep bellidir. Bu kızla da aynı hikaye. Başından beri bir iddia üzerine gelişti bu ilişki. Tek amacı kızı yatağa atmak. Koynuma girecek, yatağıma girecek deyip durdu baştan beri. Komşu kızı. İyi misin sen? İyiyim. Ben biraz rahatsızım da bugün. Erken çıkabilir miyim? İşim de bitti zaten. Tamam. Seni ben götüreyim istersen. Yok istemez. Ben Özgür de alır giderim. Emine. Gel fındığım. Ne oldu sana? Hiç. Hiçbir şey olmadı fındığım. Ben buradaki işlerimi bitireyim sonra çıkarız, tamam mı? Peki Emine. Bu örnek evin projesi değil mi? Hı. Şurası da Amerikan mutfak, öyle mi? Evet. Ha, bu arada mutfak dolapları beyaz olacak. Güzel. Bugünlerde işi boşluyorsun abi. Anlamadım. Önüne gelen belgeyi, projeyi imzalıyorsun. Beni çok şaşırtıyorsun. Pek inceleyecek vaktin olmuyor herhalde. Ne demek oluyor bu? Valla eskiden imzan çok kıymetliydi. Haftalarca beklerdik. Yanılıyorsun Rauf. İçime sinen her projeye, her ihaleye imzamı atarım ben. Öncekilerin neden bu kadar geciktiğini benden daha iyi biliyorsun değil mi? Dalavereyle iş çevirirsen imzamı atmam. Ah. Gel İlkay. Biz de örnek dairenin projesine bakıyorduk. Ben diğer dairenin projesini unutmuş, onu alıp geleyim. Hemen takmışız kol düğmelerini. Evet, taktım. Çok güzel olmuş. Onu güzel yapan özel birinin hediye etmiş olması. Onu özel yapansa senin hediye etmiş olma. Beğenmene sevindim. Gerçekten çok ince bir zevkin var. İlkay Rauf'a hediye mi almış? Hoş geldiniz. Emine, kötü bir şey mi oldu? Anneciğim. Ah yavrum, güzel gözlüm.
özgür. Hadi sen içeride oyna yavrum. Emine, gel gel bir bardak su içelim de öyle anlat. Ah yavrum ah. Ne yaptı da seni bu hale getirdi eşek şerif? Otur çocuk. Yok, o bir şey yapmadı. Ay Emine hala onu koruyorsun. O yapmamış. Başka kimi yapacak? Değmez kızım. Hiçbir adam için değmez. Bu benim kendi canımdan, kanımdan da olsa değmez. Biliyorum halacığım, biliyorum da. İşte şuramayı söz geçiremiyorum. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Kurban olurum sana. Benim güzel kızım. Ah ah, o çok pişman olacak. Kapına çok gelecek. Gün ola devran döne. Yapma çocuğum, yapma. De bakayım bana. Ne yaptı sana? De alayım ayağımın altına. Yok halacığım, valla iyiyim ben, geçti. Ha, geçmiş. O yaptı, başka kim yapacak tabi. Ama ben ona yapacağımı bilirim. Tamam, ben bakarım. Abi şey Hikmet abi, vallahi ben ne olduğunu anlayamadım. Ben böyle kendimi bir anda sizin kapının önünde buldum. Sanki beni ayaklarım buraya getirdi. Madem ayaklarını seni buraya getirdi, hadi geç bakalım içeri. Sağ ol. İnsanlarla arana onları hediye alarak mı mesafe koyuyorsun İlkay? Efendim, anlamadım. Anlamazsın tabii. Sen artık başka insanlarla aynı dilden konuşuyorsun ne de olsa. Ali, hiç bulmaca çözecek durumda değilim. Ne söyleyeceksen açıkça söyle. Rauf'u aldığın kol düğmelerini söylüyorum. Alırım Ali. Sana ne? Sana mı soracağım? Al İlkay. İstediğini al bundan sonra. Ama benim yanıma gelip ben kendimi koruyabilirim. Rauf'la arama mesafe koyabilirim falan deme bundan sonra, tamam mı? Mesafe böyle konmaz efendim. Mesafeyi senden öğrenecek değilim. Öyle mi İlkay Hanım? Öyle Ali Bey. Ayrıca bana laf sokmadan önce biraz da kendine bak, tamam mı? Kendini suçla. Bana neler neler demiştin. Yok Nazlı'nın eli eline değmeyecek. Yok bu evlilik sadece bebek için. Meğer işin aslı böyle değilmiş Ali. Nazlı'yla beraber uyuyormuşsunuz. Ne diyorsun sen ya? Yok öyle bir şey. Olabilir Ali. Ayıp değil. Çekinme, söyle. Karın ne de olsa. Ama asıl ayıp olan ne biliyor musun? Senden ümidi kesmeyeyim diye bana yalan söylemen. İkimizi birden hayatına sığdırmaya çalışman. İşte asıl iğrenç olan bu. Amacının bu olduğu belliydi. İlkay'ın hayatını da mahvedecek. Benim İlkay'ı uyarmam lazım. Bu adamdan uzak durmasını sağlamam lazım. Uf, Nermin Hanım arıyor. Ne diyecek acaba gene? Efendim Nermin Hanım. Merhaba İlkay'cığım. Eğer müsaitsen konuşabilir miyiz? Ya benim çok işim vardı ama ne oldu? Bak yüz yüze konuşsak daha iyi olacak canım. Anlatacaklarım seninle ilgili ve çok önemli. Madem o kadar önemli. Tamam, görüşelim. Kafede misiniz, Meral ablalarda mı? Tamam. Tamam, geliyorum. Yine Rauf'u mu kötüleyecek acaba? Ay Ali bir taraftan, o bir taraftan. Ne yapacağım ben ya? Hadi gel iki el tavla atalım. Neyleyim tavlayı, puluzarı? Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı? İçinde salınan malum kişi olmayınca Hikmet abi. Hay senin o malum kişi kadar başına tövbe estağfurullah ya.
Yavrum, ağlamakla sızlamakla bir şey olmaz. Dik tut başını, koy verme kendini. Meral abla, ne yarıyor ki bu şimdi ya? Eşek şerif. Efendim Meral abla. Emineciğim nasılsın? Ha, iyiyim, sağ ol. Şerif'i soruyorsan bilmiyorum nerede olduğunu. Yok yok, Şerif yanımda burada. Ben Emine biraz rahatsız dedi de o yüzden aradım. Seni merak ettim. Nasılsın? Ha, yok, biraz başım ağrıyordu da geçti şimdi. Yarın görüşürüz, tamam mı? Sağ ol. Yok yok, yanımda. Ne zaman yanımda değil ki zaten. Ah Nazlıcığım, ne iyi yaptın da geldin ya. Bebek nasıl? Tekmeliyor mu? Yok, daha tekmelemiyor ama iyi. Ya ben böyle habersiz geldim ama işiniz yoktu değil mi? Engel olmuyorum. Aşk olsun ya, o nasıl söz? Tabii ki geleceksin. Zamanınız zamansız, canın ne zaman isterse. Hem sen benim gelinim değil sadece, kızımsın da. Sağ olun. Ay, çay da mis gibi kokuyor. İçine tomurcuk koydum. Ali çok sever böyle. Şuradan yiyecek bir şeyler versene. Yazdım bunu aklıma. Ali için her şeyi yaparım. Aferin benim kızıma. Niye böyle iç çekiyorsun sen? Bilmediğin bir şey mi var? Evlilik nasıl gidiyor? Ne işte, bir deniz gibi. Ya o zaman niye böyle mutsuzsun? Ay, sormam da hata. Tabii babanı özlüyorsun değil mi? Şey, tabii babamı özlüyorum. Ama bak, Sedat da baban sayılır. Ne zaman canın sıkılırsa, konuşmak istersen hiç çekinme, olur mu? Tamam anneciğim, çekinmem. Hadi bakalım, şunları al, salona geçelim. Nazlıcığım, annenle aran nasıl? İyi. Ha, barıştınız yani. İyi, güzel. Anneler bazen çocuklarına çok karışır. Ama hep onların iyiliği için. Ah, anne, madem benim sıkıntılarımdan konuşuyoruz, aslında benim başka bir sıkıntım var. Hayırdır, neymiş başka sıkıntın? Ya Ali, yani biz... Evli çiftler gibi değiliz. Ne bileyim... Geceleri birlikte uyumuyoruz mesela. Ya... Hay Allah. Yani ben istiyorum tabii. Tek başıma yatma hoşuma gitmiyor. Hele ki Ali içeride yatarken. Tabii canım. İnsan kocasıyla yatmak ister. Olur mu öyle ayrı gayrı? İşte ben de birkaç defa söylemeye çalıştım ona. Benim zorumla yanıma kıvrılıverdi bir kere. Ama... Ona öyle yalvarmak gücüme gidiyor. Haklısın. Ya tabii hamileyim ya, artık hiçbir çekiciliğim kalmadı onun için. Aa, ne demek? Maşallah, hem çekicisin hem de çok güzelsin. Ya o zaman geriye bir tek şey kalıyor anne. Ali hala daha İlkay'ı aklından çıkaramadı. Aman Nazlı, nereden çıktı bu İlkay yine canım? Yok öyle bir şey. O paçoz İlkay'ı mı düşünecek benim oğlum? Allah Allah, yok öyle bir şey. Hem sen maşallah çok güzelsin. Her halinle güzelsin. Bence Ali düşünceli davranmaya çalışıyor. Allah Allah. Hangi konuda düşünceli davranıyormuşum? Nazlıcığım, hamilesin ya. Sen rahat uyu, sıkılma diye Ali salonda yatıyordur. Sırf seni düşündüğü için böyle yapıyordur yavrucuğum. Merhaba anne. Nazlı. Allah muhabbetinizi arttırsın. Gelsene Ali. Biz de Nazlı'yla havadan sudan konuşuyorduk. Öyle mi? Bana hiç öyle gelmedi anne. Duyduğum kadarıyla Nazlı sana bütün aile sırlarımızı anlatıyordu. Emine Hanım. Eğer ilaç falan lazımsa ben hemen alıp geleyim. Ya kusura bakmayın, ben istemeyerek telefon konuşmanıza
kulak misafiri oldum da orada başım ağrıyor dediniz karşı taraftakine. O zaman geçti dediğimi de duymuşsunuzdur Barbaros Bey. Selamın aleyküm. Gel oğlum. Gel. Hoş geldin. Nasıl oldun Emine? İyiyim, sağ ol. Ben artık kalkayım. Nereye gidiyorsun? Emine yemek vakti. Yemek yiyelim öyle git kızım. Yok alacığım, sağ ol. Canım bir şey istemiyor. Eve gidip biraz uzanacağım. Ne işin var senin burada be? Ne diyorsun Şerif, anlamadım ya, ben misafirliğe geldim. Ne misafirliği kardeşim? Kız senin yüzünden çekip gitti. Şerif ya, hayır öyle bir şey olmadı yani, sen ne diyorsun Allah aşkına? Ya teessüf ederim valla. Ben Hikmet abi Emine Hanım hasta deyince belki bir şeye ihtiyaç olur diye oturdum. Sesimi bile çıkarmadım be. Ama istenmediğim yerde de durmam kardeşim, tamam mı? Barbaros sen Şerif'i yanlış anladın oğlum. Hadi otur, otur yavrum. Barbar. Yavrum Şerif'i biliyorsun. O böyle dandun konuşur ama içinde kötülük yoktur. Hadi otur yavrum. Bırak şekercim, bırak, tamam mı? Ben ne demek istendiğini anladım. Ben iyiyim, merak etme, kusura bakma. Sonra görüşürüz, hoşçakal. Ay Hikmet, gitsene peşinden. Dikildin burada kazık gibi. Kovmuş gibi olduk çocuğu, hadi. Ya şu evde bir gün kabak benim başıma patlamasa vallahi gidip koç keseceğim, koç. Şerif, kalp kırmak iyi değildir. Rüzgar eken fırtına biçer. İyi de hala, kızın da üstüne bu kadar gelinmez ki. Ayıp yahu. Hadi Barbaros seviyor geliyor. Ya sen? Sen de bakalım Şerif Efendi. Bu kızı ne diye bu kadar üzüyorsun? Hala ben ne yaptım? Ay, ne yapmışmış? Oğlum, bir inat uğruna katır gibi ayak diriyorsun. Sonunda bizi Emine'mizle ne diyeceksin? Oğlum sen mutlu olmayayım diye bu kadar direnirsen Kadir Mevlam sana ne yapsın? Sonra oturup çok bağrını döversin ama iş işten geçer. Hala ben ne yaptım? Allah Allah! Gönül bu ya! Zorla olmuyor ki işte! Oğlum sevmiyorsan sevmiyorsun, anladık. Ama burnundan getirilmez ki kızın. Sırf seni sevdi diye bu kadar eziyet edilmez ki. Hala ben bir şey yapmadım. Sırf onun iyiliği için uğraşıyorum. Uğraşma! Böyle uğraşacaksan uğraşma! Bana bak Şerif, bir kere daha Emine'nin gözünde senin yüzünden yaş göreyim, şart olsun ki. Hala, şart olsun ki, ha? Sen benim damarımı unuttun galiba Şerif. O kızı bir kere daha ağlat, o zaman görürsün şartı. Ali'cim vallahi biz de böyle dertleşiyorduk işte, hani ana kız gibi. Yani gelin kaynana gibi. Evet Ali. Şey, iş yerinde ters bir şey oldu galiba. Sen gerginsin biraz. Anne bize biraz izin verir misin? Ama oğlum. Anne lütfen. Tamam. Ben mutfaktayım. Hamile olduğunu unutma. Anne. Evet Ali. Nedir mesele? Nazlı sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Niye yaşadığımız her şeyi sağda solda anlatıp duruyorsun? Ne yapıyorum ki ben Ali? Kime ne anlatıyormuşum? Anneni söylüyorsan... Kime ne anlattığın önemli değil Nazlı. Tamam mı? Benim kanepede yattığımı annem bilmek zorunda mı? He? Ali ne yapayım? Başka çare mi bıraktın bana? Ya yalnız yatmaktan korkuyorum. Yanıma da gelmiyorsun. Annemin işi başından aşkın. Bir sürü derdi var. Ona anlatamıyorum. Seni en iyi tanıyan annen. Ben de onunla dertleşiyorum. Ne var ki bunda? Öyle Ali Bey. Ayrıca bana laf sokmadan önce biraz da kendine bak, tamam mı? Kendini suçla. Bana neler neler demiştin. Yok Nazlı'nın eli eline değmeyecek. Yok bu evlilik sadece bebek için. Meğer işin aslı böyle değilmiş Ali. Nazlı ile beraber uyuyormuşsunuz. Bugün anneme, yarın benim yakınımda olan başka birine Nazlı. Kimseye abuk sabuk şeyler anlatıp durma, tamam mı? Bak, karı koca arasında mahremiyet diye bir şey vardır. Eğer bilmiyorsan da öğren bunu. Nazlı,
Ne dedi benim o deli bozuk oğlum? Aramızda yaşananları öyle herkese anlatma dedi. Bir ton bağırdı bana. Herkese anlatma mı? Ben herkes miyim? Terbiyesize bak. Saçmalamış işte. Boşver onu. Ya ne yapsam yaranamıyorum anne ya. Ağlama benim güzel kızım. Ağlama benim güzel gelinim. Of Ali of. Hayırdır, ne yapıyorsun sen burada? Biraz hava alayım dedim. Daralmıştım da. Daraldın mı? Ne oldu? Boş ver ya. Sen işten mi geliyorsun? Suratında ısık gibi bir şey mi oldu? Ya, yok bir şey. Ben de bunaldım biraz. Bunaldın mı? Niye? Boş ver. İyi. İkimiz de boş verelim bakalım. Ya ne diyeceğim? Şerif abi evde mi? Onu alsam da biz iki tek atsak. Şerif abin evdeydi ama çıkmıştır. Seninle dertleşmez o. Meral Hanım ile dertleşecektir beyefendi. Ne diyorsun sen ya? Aman ne işin var ki sanki benimse onun yüzünden sokaklarda. Gitsin Meral ile ne hali varsa görsün. Gider paşa paşa evimde otururum ben. Ne Meral'i Emine, ne diyorsun sen? Merhaba İlkay'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Taze çayım var, içersin değil mi? İçerim tabii. Gel canım. Evet Nermin Hanım. Ne konuşacaktınız benimle? İlkay'cığım, sana söyleyeceklerimi yanlış anlamandan çok korkuyorum ama seni buraya iyiliğin için çağırdım. Bir de bir kadın olarak sorumluluk duyduğum için. Açık konuşur musunuz lütfen? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben Selami'nin yanından geliyorum İlkay. Selami'yi hatırlarsın. Rauf'un iş ortağı. Evet tanıyorum. Aslında oraya bambaşka bir konu için gitmiştim ama konuyu o açtı. Ve Selami'den duyduklarım beni dehşete düşürdü. Bakın iyice meraklandım şimdi. Konu seninle ilgiliydi İlkay. Benimle mi ilgili? Benim Selami Bey'le ne ilgim olabilir ki? İlkay'cığım nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Daha önce bu konuyu konuştuğumuzda bana tepki gösterdin ama ben yine de söylemek zorundayım. Nermin Hanım, ne olduğunu söyler misiniz lütfen? Yoksa yine Rauf Bey'le mi ilgili? Evet. İlkay'cığım, Rauf senin tahmin ettiğin kadar iyi niyetli biri değildir. Onun hayatı öfkeler, hırslar, oyunlar üzerine kuruludur. Evet, evet biliyorum. Daha önce de söylemiştiniz. Ben de size tanıdığım kadarıyla onun öyle biri olmadığını söylemiştim hatırlarsanız. Hatırlıyorum canım. Ama şunu bil ki Rauf'un tek amacı seni yatağa atmak İlkay. Sen nereliyim farkında mısın? Evet farkındayım. Meral Hanım'la Şerif arasında bir şeyler var. Yok daha neler? Var diyorum Ali. Onun yüzünden sürekli beni kırıp duruyor. Sırf ayağına dolanmayayım diye de kafede çalışmama karşı çıkıyor. Emine bak böyle bir şey mümkün değil. Bence sen Şerif abiyi çok sevdiğin için tamam mı? Olaylara tarafsız bakamıyorsun. Her şeyi yanlış yorumluyorsun. Nesini yanlış yorumlayacağım Ali? Resmen beni istemiyor kafede. Çalışmayayım, işten çıkayım diye de salak salak bahaneler uyduruyor. Emine bir şey söyleyeceğim. Sen Şerif abinin söylediklerini yanlış anlamış olmayasın. Nesini yanlış anlayacağım Ali? Meral Hanım eften püften bir şey yapıyor, ona övgüler yağdırıyor. Ama ben ağzımda kuş tutsam suçlu oluyorum. Her dakika el ele göz gözeler biliyor musun? Meral Hanım'la Şerif abi. Evet ama Meral Hanım da az değil. Şerif'i sahiplendi yetmiyormuş gibi Özgür de tavladı. Böyle bir sahip çıkmalar, bir böyle samimi davranmalar falan. Sanki bir sevgi göstermiyoruz çocuğa. Emine bak. Sen her ne yaşadıysan çok dokunmuş sana, tamam mı? O yüzden bu kadar öfkelisin. Tamam.
Ben şimdi gidip konuşacağım Şerif abiyle, anlatacağım ona bu durumu. Ve eminim o senin bu söylediklerinin farkında bile değildir. Bunlar hep senin kuruntuların, bak göreceksin. Erkek milleti değil misiniz? Hepiniz birbirinizi tutarsınız işte böyle. Görürsün Emine, görürsün. Birazdan Şerif abi gelecek ve senin gönlünü alacak. Ve sen de bu söylediklerin için utanacaksın. Şerif benden özür dileyecekmiş. Ben Meral miyim ki benden özür dilesin? Ermin Hanım, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Bunları bana nasıl söylersiniz? Rauf Bey benim patronum. Lütfen bunları sizden duymak istemiyorum. Ya biri duysa, ya Rauf Bey duysa ben ne duruma düşerim? Hiç düşündünüz mü? Rica ederim konuşmayalım bunları. Beni dinler misin İlkay? Hayır hayır. Rauf Bey'le iyi anlaşamadığınızı biliyorum. O sizin üvey oğlunuz. Aranızda sorunlar var tamam. Ama bunlara lütfen beni karıştırmayın. Hiçbir şey anlamıyorsun ki. Hayır lütfen. Kendi meseleleriniz yüzünden ona böyle iftira atamazsınız. Bu size hiç yakışmıyor. Kaldı ki Rauf Bey'le zannettiğiniz gibi bir ilişki yok benim aramda. Lütfen beni dinler misin? Madem bana inanmıyorsun, sana bildiğim her şeyi anlatacağım. Lütfen otur İlkay. Oturur musun lütfen? Rauf'a tokat attığın o geceyi hatırlıyor musun İlkay? Siz nereden biliyorsunuz bunu? Bunun önemi yok. Sana söyledim. Rauf hırsları uğruna yaşar. Ona attığın tokadın intikamını almaya yemin etmiş. Bunu en yakın arkadaşından duydum. O gece arkadaşlarıyla iddiaya girmiş. Bu kadın er ya da geç benim yatağıma girecek demiş. Ah İlkay. Rauf'un hışmına uğramış ve senelerce onun yüzünden acı çekmiş bir kadın olarak ben seni uyarmak zorundayım. İster inan, ister inanma. Gerisi sana kalmış. Ya halam da esti gürledi. Bu kızın canını sıkarsan karışmam dedi. Tamam kabul ediyorum, üstüne çok gittim. Ama ya sırf onun iyiliği için Ali kendini korusun diye. Ama bu yine de yaptığım şeyi haklı çıkarmaz tabii. Tamam çok üstüne gittim. Kızın da gönlü kırılmış. Ya bir ara çıkayım da gönlünü alayım değil mi? Abi bir de şeye takmış Emine. Hayrola, takacak ne bulmuş yine? Neye takmış? Bak hemen parlamayacaksın ama tamam mı? Şey Emine, senle Meral ablanın arasında bir şey olduğunu düşünüyor. Hayda. Ne demek bu şimdi ya? Olur mu böyle şey Ali? Abi ben de yoktur dedim ama. Ayıp ya. Ayıp ya. O kadın benim patronum. Ekmek kapım. Öyle hıyanetlik olur mu bizde hiç? Abi, kızcağızın sana olan duygularını biliyorsun. Seni çok seviyor Emine. O yüzden böyle davranıyor. Bir de sen ona kızınca, sizi de Meral ablayla sürekli yan yana görünce yanlış yorumlamış anlaşılan. Yok koçum yok, ben öyle yorumlarımı anlamam. Öyle laf çıkarılır mı ya? Abi laf çıkarttığı falan yok. Sadece bana söyledi. Yok Ali, bir sana söylememiş. İlkay'a da söylemiş. Tevekkeli İlkay o yüzden ağzımı arıyordu rüya müya gördüm diye. Eh be Emine, eh be Emine. Abi seviyor biliyorsun, gönlü sende. Bir de bütün bunların üstüne Özgür'le Meral Hanım samimi görünce incinmiş kızcağız. Bence sen en iyisi git gönlünü al. Bu mevzu da kapansın, hiç hoş değil. Haklısın Ali, hiç hoş değil. Of, sağ ol Ali. Seni de meselelerimizle yine yorduk. Olur mu be abi, ne demek? Tamam, ben hallederim. Hadi sen çayını bitir. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Şerif. Niye geldi ki acaba? Özür dilemeye mi? Ali konuşunca. Yok canım. Niye geldi ki durup dururken? Sinirlense gelmez herhalde. Yani buraya kadar geldiğine göre. Buyur, ne vardı?
duyuru falan da aklını başına topla artık Emine. Ne? Ne olduğunu bilmezmiş gibi konuşma, tamam mı? Meral Hanım'la aramda bir şey var diye dünya aleme anlatmışsın. Ama ben... Emine, hem iftira atıyorsun hem herkese anlatıyorsun. Hayır, ben herkese anlatmadım. Daha kime anlatacaksın Emine? İlkay, Ali, kim bilir daha kim? Bir televizyona çıkıp anlatmadığın kalmış. Bak Emine, hadi bana acımıyorsun. O kadına da mı acımıyorsun be? Çoluk çocuk sahibi kadın günahtır be, günah. Bunun için mi geldin buraya ha? Meral Hanım'ı korumak için mi? Hay Allah'ım yarabbim, hala uydurmadım diyor. Aklımı oynatacağım ya. Emine, laftan anlamıyor musun sen? 100.000 kere mi söylemem gerekiyor? Meral Hanım'la aramda bir şey yok Emine, tamam mı? Yok. Yok. Peki o zaman... He? Yok. Öyle mi? Bunu bana nasıl yaparsın Rauf? Nasıl bu kadar çirkin olabilirsin? Ne oluyor İlkay? Ben ne kadar aptalmışım ya. Sana nasıl inanabilmişim? Ben senin saf ve temiz olduğuna inanırken, tam da her şeyi yoluna koyacakken neler öğreniyorum? Sen ne diyorsun? Ne mi diyorum? Ne mi diyorum? Sen o pis arkadaşlarınla benim üzerime iddiaya girmişsin. Bu kız eninde sonunda benim yatağıma girecek demişsin. Doğru mu Rauf? Cevap versene. Niye anlamıyorsun Emine? He? Benim hayatımda aşk, meşk, sevda davaları kapandı artık, tamam mı? Sevemem kimseyi. Hayatımda kimseye yer yok. Bunu o kalın kafana sok, tamam mı? Tamam yeter, anladım. Anladım, tamam mı? 100 kere söyledin. 100 kere sevmem sevemem dedin zaten. Anladığına emin misin Emine? İstersen 101. kez söyleyeyim. Hayatımda kimseye yer yok, tamam mı? Çek git o zaman. Doğru mu Rauf? Böyle çirkin bir iddia yüzünden mi birliktesin benimle? İlkay, duydukların doğru. Allah'ım inanamıyorum. İnanamıyorum. Ben ne kadar çirkin bir oyunun, ne kadar büyük bir yalanın içindeymişim. Ama biliyor musun? Buraya gelirken hala içimde bir umut vardı. Rauf böyle bir şey yapmaz dedim. O böyle biri değil dedim ama kandırdım kendimi. Hepsi doğruymuş meğersem. Duydukların doğru ama bir yere kadar. İzin ver açıklayayım. Ben duyacağımı duydum. Artık seni dinlemek istemiyorum. Dinlemelisin İlkay. Evet, bana tokat attığın zaman senden intikam almak için yemin etmiştim. Bu doğru. Hatta sana karşı kötü duygular da besliyordum. Ama artık duygularım değişti. Evet, sana aşık oldum. Evet, sana aşığım İlkay, aşık. Bunlara tekrar inanacağımı beklemiyorsun benden değil mi? Evet, inanmalısın. Çünkü doğru bu. Hem senin söylediğin gibi senden faydalanmak isteseydim... Evet, otel odasında faydalanabilirdim. Sen sarhoşken. Ama yapmadım. Çünkü sen çok temiz, çok safsın. Hatta benim bile yüreğimi temizledin. Seni çok seviyorum İlkay. Gerçekten çok seviyorum. Ben sevgiyi, aşkı böyle bilmem Rauf. Yalanla dolanla aşk olmaz. Bundan sonra senin yüzünü bile görmek istemiyorum, anladın mı? Bırak yüzünü görmeyi, sesini bile duymak istemiyorum. Çık git hayatımdan. İlkay bekle! Daha erken saatte yok muydu acaba? Gece 2'de var diyorsunuz. Tamam. Ben yer ayırtmak istiyorum da. Emine Güngör adına. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya Emine Hanım. 7 yıl bekledin Şerif'i. Hayaller kurdun. Ama bak. Sonunda geldiğin nokta da bu işte. Valizini toplayıp gitmek. Ne yapalım? Bu sevda da bizim payımıza düşen de buymuş demek. Berna'cığım, nöbeti başka birine devredi. Ver gel işte.
Ya of, özledim seni. Hem bak biraz laflarız. Gece de bende kalırsın. Ay, ne demek nerede yatacağım Berna? Tabii ki benim yanımda yatacaksın. Ali salonda yatıyor zaten. Birlikte uyuduğumuz mu var ki bizim? Neyse canım, ben seni sonra ararım, tamam mı? Şimdi kapatmak zorundayım. Günaydın hayatım. Kahvaltıyı hazırladım, gel hadi. Yatak odası sırlarımızı bu sefer kime anlatıyordun Nazlı? Ne diyorsun Ali sen, saçmalama. Bizim yatak odası sırrımız mı var? Öyle sırlar birlikte uyuyan çiftler için geçerlidir. Nazlı, bak bunu yapmaktan vazgeç artık. Biz seninle başta da konuşmadık mı ha? Ben sana seninle sadece bu çocuk için evleniyorum, sana elimi bile sürmeyeceğim demedim mi? Neden anlaşmayı bozan benmişim gibi davranıyorsun anlamıyorum. Bu anlaşmayı sen istedin Ali. Ben hiçbir zaman yanaşmadım, razı olmadım böyle bir şeye. Mecburiyetten kabul ettim, biliyorsun. Ben seni seviyorum. Lafı değiştirme Nazlı, mesele bu değil, tamam mı? Bu evde yaşanan her şeyi gidip ona başka, buna başka şekilde anlatıyorsun. Herkese başka bir şey söylüyorsun. Söylediklerinin hiçbirinde tutarlılık yok ki. Kime ne anlatmışım Ali? Ne dediğini anlamıyorum. Bal gibi anlıyorsun Nazlı. Bak, böyle yapıp durma. Gün geçtikçe senden uzaklaşıyorum, tamam mı? Kahvaltı? Aç değil. Canım benim. Emine, beni okula sen götürsene. Canım benim acil bir işim var. Başka zaman beraber gideriz, olur mu? Ya sen götür. Özgür, hadi geç kalıyoruz. Canım benim, acil bir işim olması hiç seni üzer miyim ha? Hadi siz gidin. Özgür, ne diye ısrar ediyorsun? İşim var diyor işte. Gelmek istemeyen gelmez. Hadi yürü. Hadi bir tanem, hadi üzme beni. Hadi. Dinlemek zorundasın. Ne var Rauf? Ne dinleyeceğim ha? Hangi arkadaşlarınla benim üzerime iddiaya girdiğini mi ha? Yoksa iddiayı nasıl kaybettiğini mi? İlkay lütfen. Bak, ben çok üzgünüm. Üzülürsün tabii, üzülürsün. İddiayı kaybettin ya. Ne de olsa sen kaybetmeye pek alışkın bir insan değilsin. Söylesene ne kaybettin ha? Zararın çok fazla değildir umarım. Bak, sen ne dediğini bilmiyorsun. Saçmalıyorsun. Tamam, ilk başta duygularım öyleydi ama... Sonra her şey değişti. Ben hiçbir kadının kapısında böyle beklemedim İlkay. Ben seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Peki bunları kaç kadına daha söyledin? Ha? Hepsi yatağa girene kadar değil mi? Senden iğreniyorum Rauf. Yüzüne baktıkça utanıyorum. Benim bu laflara karnım tok. Git bu masallarını başka kadınlara anlat. Merhaba Meral abla. Konuşmamız lazım. Hoş geldin Emine. Konuşalım. Gel. Kötü bir şey yok değil mi? Tamam. Gel, gel otur şöyle. Yavuz, Emine ablanla bana birer çay getirir misin? Emine ablacığım. Anlat Emine, seni dinliyorum. Meral abla, ben... İşe devam edemeyeceğim.
Ne diyorsun Emine? Neden böyle bir karar aldın? Özel sebeplerden dolayı. Zaten kararım da acele olmuştu. Yanlış karar vermişim. Üzgünüm, devam edemeyeceğim. Tamam. Yani işle ilgili bir problem varsa hallederiz. Ne bileyim, ücret olur. Çalışma saatlerinle ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsin. Hallederiz. Yok, onlarla ilgili değil. Burada çalışmak istemiyorsan eğer, evden yaparsın yemekleri. Yok Meral abla, ben kararımı verdim. Çalışmayacağım. İyi de Emine, yani böyle olmaz ki. Bunun mutlaka bir çözümü olmalı değil mi? Yok, gerçekten yok. Sen kararını vermişsin zaten. Bize bildiriyorsun, öyle mi? Evet, verdim. Yapılacak bir şey yok. Sağ ol Yavuzcuğum. Afiyet olsun. Emine, bak biz bütün bağlantılarımızı senin burada olduğunu düşünerek yaptık. Bir sürü sipariş aldık. Bizi böyle bırakamazsın. Meral abla, lütfen böyle söyleme. Mecbur olmasam gerçekten yapmazdım. Bir arkadaşım var, o da bayağı marifetlidir. Olmazsa onu ararım, rica ederim. Peki Emine. Seni zorla tutacak halimiz yok. Çok üzüldüm ama elimden bir şey gelmiyor. Ben bugünkü siparişleri halledeyim. Of. Ne oldu Meral Hanım? Of Şerif ya. Emine tutturdu işi bırakacağım diye. Olacağı belliydi. Ben size dedim, çalışmaya alışık değildir o. Zor geldi işte. İyi de böyle pat diye iş bırakılmaz ki. Ya bir sürü sipariş aldık. Nasıl hazırlayacağız onları? O kadar da değil Meral Hanım. Bir sürü evden yapar. Tatlıydı falandı filandı. Tamam, biraz sıkışırız ama daha sonra sürekli burada duracak birini buluruz. Evden yapar. Onu da kabul etmedim. O kadar dil döktüm. Nuh diyor, peygamber demiyor. Yapmazsa yapmaz. Bulunmaz Hint kumaşı değil ya. İyi de Şerif, bu kadar kısa zamanda bu kadar maharetli birini nasıl bulacağız biz? Buluruz Meral Hanım, buluruz. Siz hiç merak etmeyin. İlkay, günaydın. Ah, günaydın. Nereye, işe mi? Evet, işe. Gel götüreyim seni. Yok Ali, sağ ol. Otobüs gelir zaten şimdi. Niye böyle inat ediyorsun ha? Hani başka yere gitsem neyse, ben de şirkete gidiyorum. Gel götüreyim işte. Ne anlamı var ki otobüse binmenin? Ali, istemiyorum diyorum. Git sen. Peki, sen bilirsin. Haklıymışsın Ali. Allah kahretsin ki haklıymışsın. Rauf'un beni sevdiği bir yalanmış. Koca bir yalan. İşi bırakmışsın. Evet. Sevinmişsindir. Doğru bir karar olmuş. Yani buraya gelmeyecek olman. İyi etmişsin. Ama neden evden yapmıyorsun onu anlamadım. Vah vah, çok mu üzüldün? Pek kıymetli kafenizde işler aksayacak ne de olsa. Tüh tüh. Emine, ne biçim laflar bunlar, ne diyorsun sen? Tepemin tasını attırma yine. Bundan sonra tepenin tası atmaz, merak etme. Buraya da gelmeyeceğim, size de gelmeyeceğim. Hiçbir şekilde yakında olmayacağım senin. Ne demek bu, nasıl yani? Artık ayağının altında dolaşmayacağım diyorum. Annemin yanına gidiyorum. Buralardan uzaklaşacağım. Emine, bir anlık kızgınlık. Yani pire için yorgan yakma Emine. Bir anlık kızgınlık falan değil bu. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Merak etme. Çekilir misin? Bir an önce bitsin şu işler. Çekilirim. Tamam Şevket abi. Ama sen birini bulursan ne olur beni haberdar et.
Bak çok zor durumdayız. Tamam, görüşürüz. Oh. Ya Şerif, biz ne yapacağız? Ya Emine'nin gidişi bizim maddi manevi. Hay biz bittik biz. Ne yapalım? Elden bir şey gelmiyor. Bir de ben şeyi arasam ya. Neydi? Nalan abla. Dur, onun numarası vardı bende. Gidiyor. Gidecek. Kesin gidecek Emine. Meral Hanım, bir kere daha konuşsanız. Yani belki... Ya, sen de anladın değil mi Eminesiz yapamayacağımızı? Ay biz ne yapacağız Şerif? Biz mahvolduk. Belki evden yapmaya ikna edersiniz ha? Bir kere daha konuşsanız. Şerif, konuşayım ama o kadar dil döktüm. Emine kararını vermiş. Gideceğim diye tutturdu. Tamam, konuşayım. Ama razı edebileceğimi sanmıyorum. Hürmetler Hikmet abi. Barbaros? Ne bu hal? Abicim, bu yeni Barbaros. Eskisi öldü. Şu an için senin karşında 0 kilometre bir insan var. Hayırdır inşallah. Hayırdır, hayırdır. Hadi geç bakalım. Hürmetler şekercim. Merhaba baba. Barbar. Evet, gördüğün gibi tam teşkilat evlenme işlemleri için hazırım artık. Yani niyet, imaj, her şey full aksesuar. Yapma böyle oğlum. Gene gidip Emine'yi mi isteyeceğiz? Ay korkutuyorsun beni Barbar. Kız istemiyorum dedi. Daha kaç yaşındasın? Şekercim, bak artık Emine çok eskidendi, tamam. Ya şöyle diyebilirsiniz ona, ya bu çok eskiden gençlik zamanlarında ona acı veren bir hikayeydi diyebilirsiniz yani. O defter kapandı. Oğlum, daha dün bir kamyon dolusu gözyaşı döktün Emine için. Ne çabuk unuttun. Hikmet abi, o dündü. Ne demişler? Dün dündür, bugün bugündür. Biz bugüne bakacağız artık. Neyse, şimdi anlatayım, olay şu. Şekercim, ben evlenmeye karar verdim, tamam mı? Şimdi sen dört bir yana haber sal. Kısmetlerimi görmeye hazırım yani. Fesübhanallah. Oğlum, böyle pat diye nereden bulunur kısmet? Hele ben bir düşüneyim, araştırayım, soruşturayım. Niye böyle yapıyorsun ya? Ya aşk olsun, vallahi aşk olsun. Ya beni heveslendirdin ama. Oğlum, bakmayacağım demedim ki, düşüneceğim dedim, sözüm söz. Hah, o vakit tamam. Neyse, artık ben kalkayım, tamam mı? Kaderimin peşine düşeyim biraz, değil mi? bu arada Emine Hanım'a söyleyin, tamam mı? Artık seni unuttu Bay Boros değil. Her gün bir başka kızla gününü gün ediyor diye. Anlatabildim mi? Ah, sonra benim için ne diyorsun ona biliyor musunuz? Barbaros artık playboy oldu. Ne boy olmuş? Playboy? Bilmiyor musunuz? Anlatayım. Şimdi playboy... Hadi oğlum, hadi Barbaros, hadi. Allah selamet versin. Hadi yavrum, hadi. Hadi koçum. Ravcığım, hoş geldin. Buyur, geç. Hiç hoş gelmedim Selami. Eğer para meselesi için geldiysen biz Yaşar'la konuştuk. Abi değiştir mi şu muhasebeci artık? Yalan yanlış hesap yapıyor. Normalde biliyorsun ben uslu oturuyorum. Kes lan. Mesele başka, sen de biliyorsun. İlkay'ın duyduklarını kim anlattı? Ne ya abi? Bana sırf numarası yapma lan! İşine geldi mi tilki, bilmediği numara yok. İşine gelmedi mi kuş beyni, öyle mi? Şimdi bana bir bir anlatacaksın Selami söylediklerini. Bir bir. Hadi bakalım. Abi İlkay'ı görmedim bile ben. Kuşlar mı söyledi lan? Ha? Kuşlar mı söyledi? Öldürürüm seni Selami. Abi bu meseleyi bilen artık bir kişi daha var. Belki o söylemiştir. Öt bakalım lan. Abi dün Nermin Hanım geldi buraya. Ben de boş bulunup anlattım İlkay meselesini. Selami. Şimdi ben boş bulunup
seni vursam. Olur mu? Abi gözünü seveyim. Ulan sen ne gevşek ağızlı adammışsın be. Selami, böyle bir şey benim düşmanıma anlatılır mı? He? Ağzımdan kaçıvermiş abi. Selami. Dua et. İlkay'la aram açılmaz. İlkay'la aram açılırsa senin de bu dünyayla aran açılır. Bunu aklının burasına yaz. Kararını vermiş. Gideceğim diyor. Zaten bilet almış. Bu akşam yola çıkıyor. Meral abla, su böreği pişti. Revan'ın şerbetini de soğuyunca dökersiniz. Ben gidiyorum. Her şey için teşekkür ederim. Tekrar kusura bakmayın. Sağ ol Emine. Hoşça kal. İyi günler. Sana da. Çok güzel. İş başa düştü yine. Kaldık mı kuru başımıza? Ne yapacağız bilmiyorum. İlkay, sen iyi misin? Durakta hiç iyi görünmüyordun da. İyiyim, iyiyim. Bir sıkıntım var gibi. Bak, eğer benim yapabileceğim bir şey varsa. Ali, yok bir şeyim dedim. İyiyim ben. Peki. Sen öyle diyorsan. Allah'ım, bu şirkette çalışmaya nasıl dayanacağım? İstifa etsem her şey daha fena olur. Bütün dikkatleri üzerime çekerim. Ne yapacağım ben? İyi çalışmalar. Sağ olun. Rauf Bey, günlük programınızı birazdan getiririm. Bugün dışarıda işlerim var. Program yapmanıza gerek yok. İlgilenemeyeceğim. İsterseniz siz de çıkabilirsiniz. Asu, saç düzleştiricin neredeydi senin? Üst çekmecede. O iş oldu sayılır oğlum. Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna yani. Sabırlı davranmak işe yaradı. Tabii canım, öyle hemen dalmadım mevzuya. Yavaş yavaş ilerledim. Neyse, yarın anlatırım ben sana detayları. Görüşürüz. Bu bozuk galiba ya. Kime diyorum? Derin denizlerdesin yine. Ay. Pardon, ne oldu? Yok bir şey. Asıl sana ne oldu? Ne bu düşünen adam pozları yine? Yok bir şey ya. Kafam karışık biraz. Orasını anladık zaten de. Problem ne? Yavuz'la mı ilgili? Gerçi benimki de soru. Yavuz'dan başka konumuz mu var? Bir şey mi yaptı enişte bey? Yok be, ne yapacak? Ne bileyim. Anlatmıyorsun da. Dedim ki ben de, bana anlatamayacağı kadar özel bir şeyler oldu herhalde. Mahrem şeyler. Ay yok Tuğçe, saçmalama, daha neler. De Tuğçe, erkekler sevgilileriyle yaşadığı şeyleri arkadaşlarıyla paylaşırlar mı? Yaşadıkları derken? Yavuz'la bir şey mi yaşadınız yoksa? Yok, o yüzden demedim. Merak ettim sadece. Oho! Hem de nasıl anlatırlar? Ballandıra ballandıra. Ballandıra ballandıra derken? Yani mesela siz öpüştünüz diyelim. O bunu abartarak aktarır arkadaşlarına. Südyenini gördüm der. Hatta südyenini çıkarttım der. Hadi be. Yoksa öpüştünüz mü? Ay saçmalama Tuğçe ya. Hem öyle bir şey olsa ben hiç söylemez miyim sana? Ne bileyim. Neden korkuyorsun bu kadar o zaman? Ya
Sadece Yavuz'un bazı tavırları beni çok rahatsız ediyor. Hangi tavırları mesela? Ya ne bileyim, böyle sanki her dakika beni yatağa atmaya çalışıyormuş gibi geliyor. Vallahi yapar mı yapar? Erkek milleti. Aferin Tuğçe sana da ya. Yangına körükle gidiyorsun kızım. İnsan saçmalama, Yavuz öyle bir şey yapmaz der. Kusura bakma Asucuğum. Dost acı söyler. Bak kız arkadaşının videolarını internete koyan çocuğun tipine. Onun tipinden de hiç beklenmez. Gayet doğru düz bir çocuk. Ama kız şimdi utancından dışarı çıkamıyor. Daha dikkatli olmam lazım değil mi? Bence öyle. Her an tetikte olmalısın. Hatta bana kalırsa Yavuz bu konuyu kafaya feci takmış gibi görünüyor. İşin zor yani. Özgürcüğüm, fındığım, Eminen seni kalbine saklayıp gidiyor birazcık. Ama dönecek. Sen de onu kalbine sakla. Hiç unutma, olur mu? Seni bu dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Kocaman öpüyorum seni. Eminen. Affet beni kuzucuğum. Ama gitmek zorundayım. Aa İlkay. Emine, nereden çıktı bu gitmek filan? Aa, sen nereden biliyorsun? Abim söyledi. Emine kafasına koymuş gidiyor dedi. Eskiden olsa salak gibi beni umursuyor zannedip sevinirdim. Tabii ki umursuyor seni Emine. Senin düşündüğün gibi olmasa da umursuyor. Sen onun için çok değerlisin. O seni düşünüyor. Boş ver İlkay'cığım. Beni teselli etmene gerek yok artık. Bu sevdanın peşinde koşmaktan yoruldum. Şerif'in yolunu gözlemeyi bırakıp kendi yoluma bakacağım artık. Gideceğim buralardan. Saçmalama Emine. Hiçbir yere gitmiyorsun. Başka çarem yok elma şekerim. Gitmek zorundayım. Emuş'um ne olur böyle yapma ya. Üzme beni. İlkay'cığım, benim için de hiç kolay değil. Hatta giderken haber bile vermeyecektim ama bir de böyle üzülmeyelim diye. Bize veda etmeden mi gidecektin? Veda mektubu yazmaya alıştık nasılsa. İnan bana, böylesi herkes için daha iyi olacak. Kimin için iyi olacak Emine? Abim yüzünden kendini de bizi de cezalandırıyorsun sen. Sağlıklı düşünemiyorsun. Yapma ne olur. İlkay, yapamıyorum artık. Kendimi tanıyamaz oldum. Sen de biliyorsun. Yalvardım, olmadı. Ağladım, bağırdım, çağırdım, yine olmadı. Şimdi iyice anladım boş bir hayal peşinde koştuğumu. Bu hayalden kurtulmak istiyorum artık. Bunun da tek yolu arkama dönüp bakmadan çekip gitmek. Tamam, anlıyorum. Acı çekiyorsun ama ben sensiz ne yaparım Emuş'um? Tamam canım, ben seni sonra ararım. Sen niye geldin yine buraya? Ne oluyor? Cevabını bildiğin sorular sorup laf kalabalığı yapma Nermin. Buraya neden geldiğimi biliyorsun. Zaten geleceğimi de tahmin etmişsindir. İlkay'la böyle açık konuştuğuna göre. Demek sen yine beni tehdit etmeye geldin öyle mi? Edeceğim bütün lafları şuraya bir kaydedeyim de bakalım kim kimi tehdit ediyor Rauf Bey. Selami'nin anlattıklarını hemen İlkay'a yetiştirmişsin. Nermin, buna laf taşımak denir. Bir gün bu taşıdığın lafların altında kalır boğulursun. Bir daha sakın benim işlerime burnunu sokma. Sen yine buraya beni tehdit etmeye mi geldin? Tabii canım, sen başka ne bilirsin ki? Tehdit, can yakma, kaba kuvvet. Ha bir de başka marifetlerin var tabii. Gencecik kızların onurlarıyla oynayıp onların hayatlarını mahvetmek.
Ben senin derdini biliyorum Nermin. Sen İlkay'ı kıskanıyorsun. Başka birini seviyor olman fikri bile seni çıldırtıyor. Sevdiğim tek kadın sen ol istiyorsun. Ama hayır. Sana olan aşkım benim hislerimi kirletti. Ama bu aşk temizliyor. İlkaylarımı bozmana izin vermeyeceğim. Sen hangi aşktan bahsediyorsun ya? Senin bana hissettiğin şeyin adı aşk falan değil. Sen sadece bana sahip olmak istedin. Üstelik babanla evlendikten sonra da bunu yaptın. Bizim davamız biteli yıllar oluyor Rauf. Yıllar geçti üstünden. O dava kapandı. Ben şimdi sadece İlkay'ı düşünüyorum. O kızı mahvetmene izin vermeyeceğim. Nazan'ın hayatını mahvettiğin gibi o kızın hayatını da mahvetmene asla izin vermeyeceğim. Sus Nermin. İlkay'ı bu işlere karıştırma. Bak ben Nazan'a bir şey yapmadım. Pisliğe kendisi bulaştı. Ama İlkay benim için çok kıymetli. Bırak Allah aşkına Rauf. Senin kadınlara verdiğin kıymet ancak onları yatağa atana kadar. Hem yalan mı? Sen İlkay'a yatağa atacağım demedin mi? Bunun için sabredip bunun için hırslanmadın mı? Yalan mı? Kes Nermin. Kes. Şimdi beni iyi dinle. Bir daha yoluma çıkmayacaksın. Hayatıma müdahale etmeyeceksin. Eğer yoluma çıkarsan, işlerime burnunu sokarsan seni öldürürüm. Kendini çok akıllı sanıyorsun ama yanılıyorsun Rauf. Bakalım sevdiğin kadın üvey annene, babanın sevdiği kadına nasıl göz koyduğunu buradan dinlediğinde ne hissedecek? Emine, unutmak için gidiyorsun ama unutabilecek misin sanki gidince? Yani başka bir yer, başka insanlar sana unutturabilecek mi sevdan? Hani hep sen derdin ya, gözden uzak olan gönülden de uzak olurmuş diye. İşte ben de bir şekilde unutacağım böyle. Mecburum buna. Ama abime sen kendin söylemiştin. Çekip gitmek çözüm değil. İnsan çekip gittiği yere yüreğini de beraberinde götürür dememiş miydin? İlkay, yapamayacağım artık. En azından izin ver birazcık nefes alayım. Bak gururum ayaklar altında. Onun gözünde yalvaran, bağıran, çağıran gurursuz bir kız oldum çıktım. Hem sadece aşk yarası da değil bu. Çok incindim, çok kırıldım. Yaram çok taze. Onu gördükçe de kanıyor. Peki. Ama nereye gidersen git, sen benim kardeşimsin. Bunu biliyorsun değil mi? Canımın içisin sen benim. Biliyorum elma şekerim. Zaten sen buradasın. Ben de burada. Hoş geldiniz. Merhaba Yavuz. Hoş bulduk aşkım. Biz geçiyorduk da uğrayalım dedik. İyi yapmışsınız. Şöyle oturun. Mutfakta benim biraz işlerim var. Tabii tabii, sen bak işine. Allah Allah. Neden böyle soğuk davrandı ki? Yok canım, niye soğuk davransın? İşi var, görmüyor musun? Evet Asucuğum, haklısın. Boş bardakları mutfağa taşımak çok yoğun bir iş. Doğru diyorsun ya. Niye böyle davrandı şimdi? Dün istediğini alamadı senden tabii. Bir kere öptürseydin bak nasıl dolanıyordu etrafında. Sus geliyor. Kızlar ne içersiniz? Yok canım sağ ol, biz bir şey almayalım. Aa, için bir şeyler ya? Yok, biz bir şeyler içtik de geldik zaten, sağ ol. Ya buraya kadar gelmişsiniz, bir şey içmeden hayatta bırakmam. Mesela çocuklar için spesiyelimiz var. Çilekli süt. Böyle üzerine Hindistan cevizi de koyuyoruz, nefis oluyor. Gerçi ebeveynleri yanında olmadan vermiyoruz ama artık ben size bir kıyak geçeceğim. Asıl, çok feci dalga geçti kızım seninle. Vallahi üstüme alınsam yerin dibine girmiştim, iyi sabrettin. Resmen dalga geçiyor benimle ya. Kalk gidiyoruz. Aa, durun nereye ya? Daha balon alacaktım ya ben size. Sana bu kadar yaklaşmışken İlkay, parmaklarımın arasından kayıp gitmene izin vermeyeceğim. Seni sevdiğimi göstermenin bir yolu olmalı.
Kızım sen ne diyorsun, ne gitmesi? Emine kararını vermiş hala. Ne desek boş. Annesinin yanına gidiyor. Abla, belki böylesi daha iyi. Kız çok yıprandı. Gitsin, harap oldu kız. Dinlensin biraz. Hikmet, bunun iyilik neresinde? Kız evini barkını terk ediyor. Çok kalbi kırılmış hala. Ne dediysem olmadı. Gidecek. Ah Şerif, ah. Bir de ben gideyim konuşayım bakayım şununla. Yok hala, gitme. Gitme, o kararını vermiş. İşe yaramaz konuşman. Zaten gelmesinler dedi. Bana gitme demesinler dedi. Ah, ama böyle olmaz ki kızım. Pat diye gidilmez ki. O bu evin kızı. Bizim kızımız. Burası da nasıl bir ev ya? Her gelenin gidesi var. Ah Şerif, ah. Ben bunun hesabını sana sormaz mıyım? Ben geldim. Ne oldu sana büyük hala? Yok bir şey dedem. Emine ablan annesinin yanına gidiyormuş. Biraz dinlenecekmiş de büyük halan da onun için biraz üzüldü. Emine gidecek mi? Yazıklar olsun sana Şerif. Sevin şimdi. Kız büsbütün gidiyor işte. Bir daha döner mi, yüzünü görür müyüz bilmem. Emine bir daha dönmeyecek mi? Oğlum, Özgür. Dur lan. Bu çocuğa bir de bu üzüntüyü yaşat. Günah boynuna. Ya ben ne yaptım? Ben mi kovdum? Ben mi git dedim? Gidecekse gider, bana ne? Ne demek bana ne? O herhangi biri değil. Sokaktaki bir kız değil. O bu evin kızı, bizim kızımız. Emine o. Ya ben ne yaptım? Ne istiyorsunuz benden ha? Ne istiyorsunuz? Gidip kapısına yalvarayım mı? Ağlayıp sızlayayım mı gitme diye? Ne istiyorsunuz benden? İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Yani bütün bu afra tafra onun istediklerini yapmadığım için mi? Öpmediğim için mi Tuğçe? Sen de öpseydin Asun, ne var bunda bu kadar büyütecek? Tuğçe, sinirlendirme beni. İstemiyorum ya, istemiyorum. Ya aslında öpüşmek o kadar da kötü bir şey değil. Hatta keyifli bile olabilir. Ben sana öğretirim istersen. Yani gösteririm. Hatta bende öpüşme sanatı diye bir kitap var. Veririm, çalışırsın, bir şey olmaz. Tuğçe, zaten Yavuz'a sinirliyim, bir de tepem sana atmasın. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu böyle devam eder. Nasıl yani böyle devam eder? Bu trip olayı. Baksana, arkadaşlarını arayıp kızı yatağa atmama az kaldı demiş. Kamuoyuna duyurmuş yani. İstediğini almadan rahat bırakmaz seni. İstediğini alamazsa da başka yollara başvurur. Başka yollara derken? İşte video, fotoğraf, çıplak görüntüler. Erkek milleti. Yok ya. Olmaz öyle şey. Yavuz yapmaz yani. Yani çocuğun canı başka bir şey sıkkın olamaz mı? Ha? Olamaz mı? Olamaz. Tamam. Asu, Pollyanna gibi yaklaşıyorsun olaylara. Ama bütün olaylar aynı değil. Tabii sen annenin dizi dibinde büyüdüğün için bu yaşa kadar el bebek gül bebek bilmiyorsun erkeklerin ne mal olduğunu. Benim gibi büyüseydin erkeklere asla güvenemeyeceğini öğrenirdin. Ama merak etme tatlım. Ben senin yanındayım. Ya Tuğçe. Hı. Ben Yavuz'u çok seviyorum. Yani sırf bu yüzden onu kaybetmek istemiyorum. Ya ama baksana şu saat oldu hala aramadı. Demek ki tek fikri beni yatağa atmakmış. Erkek milleti işte Asucuğum. Sen de öğreneceksin yavaş yavaş. Amiracığım merhaba. Gitmeden seni gördüğüm iyi oldu. Ablacığım, nereye gidiyorsun? Rauf'la konuştum diye bana kızgın mısın yoksa hala? Ne ilgisi var Meral'cim? Aksaray'a gidiyorum ben. Aksaray'a mı? Nazan'ı bulmaya. Uzak da olsa bir takım akrabalarım var orada Meral. Ne bileyim, belki bir iz bulurum, bir işarete rastlarım. Ben bu işin peşini bırakmamaya kararlıyım. Ablacığım, bak beni yanlış anlama ama sen şimdi böyle yana yakıla Nazan'ı arıyorsun ya. Peki ya o seninle karşılaştığında aynı tepkiyi vermezse? Ha? Ya ben üzülme diye söylüyorum. Tabii inşallah böyle olmaz ama. Onu bulayım, yaşadığından emin olayım bana yeter Meral. Ne bileyim, onu görmeden ne hissedeceğimi ben de bilemem ki. Sonra zaman her şeyi siler süpürür. Ölmeden onu bir kere göreyim yeter bana Meral'cığım. Haklısın. O zaman iyi yolculuklar.
Sağ ol canım benim. Dua et benim için. Emine'nin yanına çıktı. Varsın herkes yine beni suçlu bilsin. Ama ben Emine'ye bir kötülük etmedim. Etmedim. Giden gider hala. Başka da bir diyeceğim yok. Son lafım budur. Ah ben bildim. Ben bildim böyle olacağını. Daha dün dedim Hikmet'e bu kızın hali hal değil diye. Abla ne yapsın kız? Ya gitmeyip de ne yapsın? İçim kan ağlıyor ama Emine haklı galiba hala. Gitsin biraz kafasını dinlesin. Olmadı biz gider getiririz. Ay olmadı. Bu böyle hiç olmadı. Böyle içime sinmedi. Aç şunu İlkay. Zır zır kafam kaldırmıyor. Görüşmemiz lazım. Yüz yüze. Görüşmek istemiyorum Rauf. Arama beni. İlkay lütfen. Bak gelmek zorundasın. Gelemem diyorum sana. Zaten evden çıkabilecek durumda değilim. Sen evden çıkamıyorsan ben oraya gelmek zorunda kalırım. Bugün konuşmamız lazım. Yapma lütfen. Yarın konuşuruz ne konuşacaksan. Bugün olmaz. Bugün olmak zorunda. Bekleyemem. Geliyor musun yoksa ben mi geleyim oraya? Rauf istemiyorum diyorum. Durumlar zaten çok kötü. Benim boş konuşmayacağımı biliyorsun İlkay. Bak. Ya sen gel? Ya da ben oraya geliyorum. Tamam geliyorum. Hoşça kal. Asu ya. Niye böyle yapıyorsun anlamıyorum ki. Ya ben çok mu bir şey istiyorum ya? Ama aramayacağım. Sen beni anlayana kadar seni aramayacağım. Arıyor. Vallahi de arıyor. Hadi ya. Tuğçe'ymiş. Efendim Tuğçe. Yavuz, hemen görüşmemiz lazım. Ne oldu Tuğçe, ne hakkında? Önemli bir konu. Asu'yla mı ilgili? Yok, daha çok benimle ilgili. Ya Tuğçe canım sıkkın. Vallahi hiç konuşacak durumda değilim ya. Yavuz lütfen yardımına ihtiyacım var. Açık konuşsana Tuğçe, ne yardımı? Ya ne istiyorsun benden? Ya aslında daha çok Asu'yla alakalı. Ha öyle mi? Tamam o zaman. Yarın ben öğleden sonra evdeyim. İstersen gel konuşalım. Tamam. Süper. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Az kaldı sevgilim. Benim olmana çok az kaldı. Tamam. Gideceksen git. Emine. Emine geldi. Özgür müydü gelen? Yok, İlkay çıktı. İş yerinden acilen çağırmışlar. Özgür Emine'nin yanında hala. Yahu saat kaç oldu? Ne işi var onun orada? Ödevi yok mu bunun? Yarın okulu yok mu? Gelsin ödevini yapsın. Şerif, ne okulu oğlum? O kız Özgür'ün anısı yerinde. Çocuk şimdi perişan. Nasıl bıraksın? Nasıl kabullensin gidişini? Ah, yine yetim kalacak yavrum. Ah kadersiz garibi. Amma abarttınız ha. Sürgüne gitmiyor ya kız. Anasının evine gidiyor işte. Aa yetti ama Şerif. Kız gezmeye gitmiyor. Yüreğinin yangını yüzünden gidiyor. Hala beni suçlayıp durmayın artık. Sabrım taşmak üzere. Ben mi git dedim ona?
Hepiniz konuştuğunuz işte. Kalacak olsa kalırdı. Gidesi varmış demek. Onu bağlayan bir şey olsa gider miydi buralardan? Onu bir de gidene sormak gerek. Gidene. Gidene sual olunmaz hala. Giden gider. Emine, beni de götür. Olmaz fındım. Senin okulun var. Zaten ben geri döneceğim, tamam mı? Tamam değil. Ben bakarım Emine. Özgür, yürü eve. Ben gelmeyeceğim. Emine'yle kalacağım. Olmaz öyle şey. Vedalaştın işte. Hadi eve. Sen karışma. Ben Emine'nin yanında kalacağım. Emine falan yok. Yeter artık. Hadi eve. Hadi. Hadi dedim çocuğum. Özgür de. Özgür! Emine. Geleceksen gel, tepemin tasını attırma, tamam mı? Emine falan yok dedim. Özgür! Emine burada. Bırak çocuğu. Evet Rauf. Bana ne söyleyecektin? Böyle susalım diye çağırmadın herhalde beni buraya. Gerçi söyleyecek daha neyin var bilmiyorum ama... Seni üzdüğümü biliyorum İlkay. Duyduklarının hepsi doğru. Evet. Başlangıçta sana karşı iyi niyetli olmadığımı biliyorum. Ama sonra... Ben bunları çok dinledim Rauf. Yeter artık. Lütfen sözümü kesme İlkay. Sonradan her şey düşündüğünden farklı gelişti. Nasıl desem... Beni çok değiştirdin. Kadınları kullanıp atan, onlardan nefret eden biriydim seni tanımadan önce. Ama sonra her şey değişti. Sen bana sevdayı, aşkı öğrettin. Hayatla barıştırdın beni. Doğru söylüyorum. Bunların hepsini yalanlayabilir, inkar edebilirdim. Bunları bir meziyet mi sanıyorsun sen? Tabii ki hayır. Günlerce sana bu gerçeği söylemek için düşündüm. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Er ya da geç... Sana bunu söyleyecektim zaten. Çünkü ilişkimin dürüstlük üstüne kurulmasını istiyordum. Hayatımın tek gerçeğini yalanla kirletmek istemedim İlkay. Söylediğim sözleri geri alabilmek için neler vermezdim. Bu sözlerin benim için hiçbir anlamı yok Rauf, inan. Beni öyle büyük bir hayal kırıklığına uğrattın ki ben sana güvenmiştim. Hayatım boyunca güvenebileceğimi sanmıştım. Hep yanımda olacağını sanmıştım. Ama sen geçmişte söylediğin o sözlerinle beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattın. Hayır, yanılıyorsun. Seninle ilgili tek bir niyetim var benim İlkay. Bu yüzük senin için. Biliyorum, henüz zamanı değil ama seninle evlenmek istiyorum İlkay. Seni seviyorum. Karım olmanı istiyorum.